Harika. Aftershave reklamı için benden iyi kimi bulabilirlerdi ki sevgilim? Daha temiz tıraşlı biri olabilirdi mesela. Daha genç biri olabilirdi. Daha yakışıklı biri olabilirdi. Aslında Kadir İnanır tarzı ağır abi bir ünlü istemişler ama bütçeleri belli. İne ine sana kadar gelmişler. İltifata ve yalakalığa her zamankinden çok ihtiyacım olan bir dönemdeyim Tufan. Sarkastik olma! Olma! Sarkastik değil, realistim Çağatay'cığım. Sen niye moralin bozuk? Bir yangın yeriyim. Özel hayatım Suriye gibi. Tam bir kaos. Aman abi, aman diyeyim. Bak, çok klasik, ciddi ve tutucu bir marka bunlar. Yani sözleşmenin en önemli maddesini bak, okuyayım sana. Heh, bak. Özel hayata dikkat. Örf, adet ve geleneklere aykırı, markanın klasik imajına zarar getirecek magazin haberlerinden kaçınma. Kendini de, beni de yakarsın acı. Yok yahu. Çekeceğim kendim bu hayattan. Yorgunum. Kadınlar, kadınlar. Hepsi gözümde canlandılar. Ah o güzel, narin ve kalpsiz yaratıklar. Son aylarda bana neler yaşattılar. Çağatay ben anlamadım. Biz bu akşam burada ikimiz miyiz? Heyecanlandın mı? Ne kadar zamandır bu geceyi bekliyordun sevgilim? Hayır beklemiyordum Çağatay. Ay, hay Allah'ım hale bak. Yani Allah'ım yarabbim sen nasıl bir insansın Çağatay ya? Sen kimsin ya? Sevgilim burası çok gürültülü. Evimi görmek ister misin? Güzel bir müzik. Yıllanmış bir şarap. Sizin kadar yıllanmış olmasın da. Kendi yaşınızda birini asılın lütfen. O değildi. Ben neyi öğrendim biliyor musun hocam? Var ya o hücremdeki herkes çok eskiden gerçekten yaşamışlar. Ya ben bunu bir duydum dedim vallaha pes. Geceydi. $300. Oh yeah! Ruhum yorgun Tufancığım. Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Öyle bir kadın istiyorum ki Ebru gibi olsun. Tüylü, patili, dik kulaklı. Hayır. Eve gidince kanepede oturup bekliyor olsun. Ona dokununca sığınsın. Yanına yattığımda gırlasın. Benden başkasına hırlasın. Gömleklerimi ütülesin. Nasıl ya? Kedi? Hayır. Şimdi başka bir cümleye geçtim. Ha ben de oha falan dedim artık. Nasıl ehti kediyi? Çorba yapsın. Gömleklerimi ütülesin. Gerekirse kafamı da ütülesin. Razıyım. Bana sahip çıksın. Evimin kadını olsun. Belki evlenirim bile onunla. Domestik, mazbut, ciddi. Temiz bir kadın arıyorum yani Tufancığım. Ama sen yanlış geldin abi. Cihangir'de arıyorsan bol şans. Akşamlar yandaki otoparkta kimse yok. Ben arabamı bırakmıştım yıkasınlar diye. Acaba neden temizliği ikinci plana atıp erken kapatıp gittiler? Bir malumatınız var mı? Bilemiyorum valla. Mersi. Pardon. Beyefendi çok özür dilerim. Karışmak gibi olmasın. Barman bey buzları eliyle attı. Ben çok dikkat ederim böyle şeylere.
temizlik takıntısı başa bela. Arzu ederseniz içmeyin. Öyle mi? Farkında değilim. Çok teşekkürler. Zaten o buzları nerede yapıyorlar, o sular temiz mi, pis mi, buzlukları nasıl belli değil. Ben o yüzden dışarıda yemem içmem, evimde yaparım temiz temiz. Size minnettarım o halde. Ben Koç'tu. Çağatay Koç'tu. Şenay, severek takip ediyoruz. Ay ben biraz ecmen bir yapıya sahip olduğum için akşamları pijama, terlik, televizyon fix. O kanepeden buldozer gelse kaldıramaz beni. Sahi mi? Hoş. Çok hoş. Ay vallahi Cihangir'de oturduğum halde gece hayatından hiç haz etmiyorum efendim. Bir güzel koyuyorum çayımı. O sıcak evde kedi gibi gırlaya gırlaya. Gırlaya gırlaya. Oh. Ya ben kendim aslında daha mutaassıp bir kafada, daha domestik ruhlu bir yapıya sahibim ama tabii siz gündüzden arayınca akşamki seviyeli sohbetimize de istinaden dedim bir yerde yıllardır o ekranlardan tanıdığımız bir yüz yabancı değil. Neden olmasın hani çık bir yemeğe hani. Sızdır. Sen lütfen. Ay estağfurullah. Yani ne bileyim ben şimdi. Ha bu arada ben gündüzden gelip mutfağı kontrol ettim. Mutfak gayet temiz. Hijyen hani. Gönül rahatlığıyla yiyip içebiliriz. Lay 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 lay. Lay lay. Ay. Bu bir skandal. Ay ne yapacağız şimdi? Bak onun da lekesi çıkmaz Çağatay. Evim şurada hemen. Gidip bir Leyla mi bassak ha? Hem birer çay içeriz. Cazı fırtıklı. Çay basa batı. Dikkat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.